Herkese hayırlı akşamlar. Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Sohbetlerine hoş geldiniz. Yusuf Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye'deki akademisyenler, yazarlar, gazetecilerle belli muhtat aralıklarla kültür sohbetleri yapıyor. Özellikle son dönemde de yeni kitabı çıkan yazarlarla aydınlarımızla Türkiye'nin hem kitaplarını hem de meselelerini konuşuyoruz. Bugün akşam çok kıymetli bir hocamız var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin hocamız var. Yusuf hocamızla Nisan ayında çıkan yeni kitabıyla ilgili konuşacağız. Hocam kitabın ismi biraz uzun. İsterseniz okuyalım. Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet, Yeni Osmanlılar'da Demokrasi Tartışmaları. Müsaadenizle ben kitapla ilgili biraz bilgi vereyim. Kitabınız bir yüksek lisans tezi ve bunu gözden geçirerek yeniden yayınladınız. 168 sayfa ve 3 bölümden oluşuyor. Özellikle Osmanlı döneminde yapılan bu meşrutiyet tartışmaları, demokrasi tartışmaları. Ben son 3-4 gündür hocam özellikle kitaba çok eğildim ve ilginç sonuçlar çıkardım, sorular çıkardım. Bunları sizinle bugün konuşmayı arzu ediyoruz. Kitapta da belirttiğiniz gibi bu çalışmanın amacını Osmanlı'da mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş tartışmalarında dinin yani İslam'ın nasıl bir meşrulaştırıcı olarak kullanıldığını ortaya koymak olarak belirtiyorsunuz. Bunun birçok boyutuyla ele alıyorsunuz. İnşallah bugün siz de hem bunu konuşacağız hem Osmanlı'daki demokrasi tartışmalarını konuşacağız. Öncelikle hocam şunu sorayım. Yani İslam dini Osmanlı Devleti'nde nasıl bir konumdaydı ve nasıl bir meşrulaştırıcı imkan olarak kullanıldı? Evet, herkese hayırlı akşamlar tekrar. Aslında senin sorun bizim bu sohbetimizi çok aşacak bir soru. Aslında özü itibariyle bu kitabın konusunu da aşıyor. Belki o konuyu başka bir gün konuşmak üzere ben sadece kitapla ilgili boyutuna bir iki cümleyle cevap vermiş olayım. Şimdi Osmanlı Devleti bir şeriat devleti midir ya da Osmanlı Devleti'nde dinin rolü nedir sorusu. Dediğim gibi şer'i devlet tanımlaması yapandan tutun aslında bir laik devlet tanımlamasına kadar değişik yönleriyle konuyu ele alan akademik çalışmalar mevcut. Ama ben tezde sadece şunu irdelemeye çalıştım. Tezin ana başlığı olan Türkiye'de demokrasi tartışmalarının başlangıç noktası acaba nereden başlıyor? Bu başlarken de nasıl başlamış? Bu soruyu sorarken veya bu soruya cevap ararken üzerinde durduğum yazarlar, o dönemin koşulları itibariyle yanlış anlaşılmasın, siyasi partiler veya siyasi gruplar bunu nasıl tartışmışlar? Bu soruya cevap ararken enteresan bir şekilde çıkış noktası olarak İslami referanslar kullandıklarını gördüm ve dolayısıyla şunu iddia ediyorum. Bu tartışmalar başlarken din meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanılmıştır. Tekrar altını çizerek söyleyeyim. Bu Osmanlı Devleti'nde dinin pozisyonu ile ilgili bir önerme değil. Tam tersine bu kitabın önermelerinden bir tanesidir. Öyle bir yanlış anlaşılma olsun istemem. Kitapla ilgili ben sizin tanımlamanıza ilave olarak bir iki şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun, buyurun hocam. Aslında bu ben Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduğumda yani kendime Türk siyasal hayatı ve Türkiye'de demokrasinin gelişimiyle ilgili bir şeyler yapmak, yani bu sürecin nasıl seyrettiğini ortaya koymak için bir başlangıç noktası aradım. Benim yüksek lisans teziyle doktora tezim aslında birbirini tamamlayıcı veya birbirinin devamı niteliğinde şeyler. Yüksek lisans tezinde binlerce yıllık devlet geleneği ve bu devlet geleneğinde hiç tartışılmayan, hiç konuşulmayan bir kavram
demokrasi kavramı nasıl birdenbire konuşulmuş ve parlamenter sistem, parlamenter monarşi ya da meşruti monarşi nasıl bu kadar kolay kabullenilmiş, bu meraktan yola çıktık ve böyle bir tez ortaya çıktı. Ben bunu araştırıyordum. Bu yüksek veya kitabın ana teması bu. Türkiye'de demokrasi tartışmaları nasıl başladı, ne zaman başladı, neler yapıldı? Aslında çok enteresan bir şekilde 1860 yıllarda başlayan tartışma 1876'ya gelindiğinde mesela dönemin İstanbul'daki batılı gazetecileri, batılı devlet adamları şöyle bir tanımlama yapıyorlar. Diyorlar ki o kadar çok konuşuluyordu ki Boğaz'daki kayıkçı bile anayasal düzenden ve meşrut rejimden bahsediyordu. Şimdi bakın internet yok, televizyon yok, radyo, gazete, radyo yok. Çok sınırlı imkanlarla enteresan bir tartışma yürümüş ve yaklaşık bir 20 yıllık süre içerisinde Boğaz'daki kayıkçı bile bundan bahseder hale gelmiş. Yani bu enteresan bir tartışma. Tabii içerisinde çok farklı şeyleri de değineceğiz birazdan konuşurken. Ben bir giriş olarak böyle söylemiş oldum. Hocam şimdi bu tartışmalar sırasında sizin özellikle Yeni Osmanlılar Hareketi olarak, yani dönemin örgütlü bir aydın muhalefeti olarak siz de tanımlıyorsunuz. Evet. Yeni Osmanlılar Hareketi'ni ele alıyorsunuz ve burada bazı isimler inceliyorsunuz. Örneğin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi düşünürleri inceliyorsunuz. Bunları seçerken hocam yani hangi nedenlerle seçtiniz? Yani bunların Yeni Osmanlılar Hareketi açısından önemi neydi? Bunu biraz açar mısınız? O zaman şöyle bir çerçeve çizelim Tarkan Bey. Ondan sonra oraya geçelim. Şimdi Osmanlı'da batılılaşma, modernleşme çizgisi çok farklı bir çizgi. İşte Kanuni sonrası süreçte başlayan belli kırılma noktaları olan bir süreçten bahsediyoruz. İlk başta Osmanlı klasik düzenine yeniden nasıl dönebiliriz'i tartışmaya başlıyorlar. Yani devlet sıkıntıya girdi, toplumsal yapıda, siyasal yapıda sıkıntılar var. Nasıl çözebiliriz sorusunu dönemin Osmanlı aydını özellikle 17. yüzyıldan itibaren diyorlar ki ya biz aslında mükemmel bir devletiz, çok iyi tıkır tıkır işliyordu. Sistemin içerisinde bazı noktalarda sıkıntılar üredi. Bu sıkıntıları ortadan kaldırırsak eğer problemi çözeriz. Şimdi burada böyle bir süreç var. Hepimizin isimlerini bildiği işte Katip Çelebi gibi, Koçi Bey gibi, Gelibolu Ali gibi, Aziz Efendi gibi, Sadrazam Kemankeş gibi veya Hezarfen Hüseyin Efendi gibi kişiler tam da bunu yapıyorlar. Diyorlar ki bu sistemin içerisinde aksayan yönleri çözersek tekrar eski şaşalı günlerimize döneriz. Bu bir nokta. Sonra 18. yüzyıla geldiğimizde bu sefer bunları yapsak dahi dünya değişti. Dolayısıyla biz artık çok böyle tıkır tıkır işleyen bir devlet sistemine sahip değiliz. Bir şeyleri değiştirmemiz ve Batı'yı örnek almamız gerekiyor. 18. yüzyılın ana teması bu. Orada da özellikle işte hepimizin bildiği askeri alanda, askeri eğitim alanında reform çabaları başlıyor. Yani Batı'yı taklit etmeye başlıyorsunuz. Ama sadece Batı'nın sizden ileride olduğunu düşündüğünüz alanlarda. 18. yüzyılda bu anlamda işte Rusya'ya, Fransa'ya, Potsdam'a büyükelçiler gönderiliyor ve gönderilirken kendilerine deniyor ki Batı'nın ilim ve medeniyette geldiği bu noktayı gidin, bu noktaya nasıl geldiğine dair eğitim sürecini gidin, inceleyin, bize getirin, bizim sistemimiz içerisinde uygulanabilecek olanları uygulayalım mantığıyla bir başka süreç başlıyor. Şimdi aslında Yeni Osmanlıları farklılaştıran şey özellikle 19. yüzyıldan itibaren başlayan süreç. Bu tarihe kadar bu modernleşme çizgisinde toplumsal yapıya, hukuki yapıya, siyasi yapıya ilişkin bir önerme yok. 19. yüzyılın başından itibaren yine örneklerini bildiğimiz Senedi İttifak gibi, Tanzimat ya da Gülhane Hattı Hümayunu gibi, Islahat Fermanı ya da Müsavat Fermanı dediğimiz ferman gibi, Arazi Kanunnamesi gibi metinlerle bu sefer hukuki alanda da Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyorsunuz
ve ona uygun metinler üretmeye başlıyorsunuz. Yani anayasal metinler, kanuni metinler vesaire. Sonra 2. Mahmut'la başlayan bir süreç var. Burada da toplumsal yapıya sirayet ediyorsunuz. Kılık kıyafetten tutun, eğitim sistemine kadar bir sürü şeyde Batı'yı taklit etmeye başlıyorsunuz. İşte Yeni Osmanlılar tam burada devreye giriyor. 1860'lardan itibaren diyorlar ki, ya askeri alanda yaptık, eğitim alanda yaptık, hukuki alanda yaptık, toplumsal alanda yaptık ama hiç dokunmadığımız bir alan var. Yani bu kadar değişiklik yaptık, Batı'yı bu kadar örnek almaya çalıştık ama gene sistem arıza veriyor. O zaman bir eksiğimiz var diyorlar ve diyorlar ki siyasal sistemi de revize etmeliyiz. Yani Batı'daki gibi iyi örnekleri transfer edip siyasal yapıyı da Batı'ya uygun hale getirirsek eğer devlet yapısı, Osmanlı Devleti yeniden eski şaşalı günlerine dönebilir diye başlıyorlar. Yeni Osmanlıların aslında belki öncesinden yani bir aydın muhalefeti olarak tanımlanmasının sebebi burada devreye giriyor. Siyasal sisteme yönelik eleştirileri yapmaya başlıyorlar. O yüzden ben hani muhalefet ifadesini kullanmayı tercih ettim. Bahsettiğiniz isimlere gelince, bunlar 1860'ların ortalarından itibaren Anadolu coğrafyasında İstanbul'dan basın yayın üzerinden, gazeteler üzerinden yazılar yazmaya başlıyorlar. Ve yazdıkları yazılar siyasal sistemin elitleri tarafından fark edilip de bu eleştiriler biraz ağır bulunup susturulmaya çalışılınca bu sefer devreye bir başka isim giriyor. Ve Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan Mısır'da veraset sisteminin değişmesi ve bu sebeple kendi iktidar geleceğini kaybeden Fazıl Mustafa Paşa diye bir devlet adamı bu muhalif grupları Fransa'ya davet ediyor. Diyor ki gelin burada ben sizin maişetinizi temin edeceğim. Siz burada bu muhalefetinizi yapmaya devam edin. İşte bu giden kişiler özellikle Namık Kemal ve Ali Suavi bu anlamda önemli. Hem İstanbul'dayken hem yurt dışına çıktıklarında bu anlamda siyasal sisteme yönelik eleştirileri en çok dile getiren ve temellendiren Osmanlı Devlet adamları, düşünürleri olarak ortaya çıkıyor. Ben o yüzden bunları seçtim. Nitekim dönemin gazetelerine... Hocam özellikle Mustafa Fazıl Paşa dediniz. Ben kitabınızda şunu da aynı zamanda hissettim. Yani bu yeni Osmanlılardaki aydın muhalefeti dediğimiz kişilerin kişilikleriyle ilgili de bilgi de veriyor aslında kitap. Evet. Özellikle Mustafa Fazıl Paşa'nın diğerlerinden farklı bir yönü var hocam. Şey diyorsunuz yani bunun görevden alınması nedeniyle devlete karşı bir şey var. Ne diyelim bir hıncı var. Onu almak için sanki örgütlüyor gibi. Yani hınç diye tanımlamayın da bir yanlış anlaşılır. Siyasi iktidar beklentisi olan bir devlet adamı veraset sistemiyle ilgili kendisini bu hakkından mahrum edecek bir düzenleme yapılınca bundan rahatsız oluyor ve aslında bu sisteme yönelik eleştirilerini dile getirmeye çalışıyor. Çok art niyetli bir kişi de değil, bizzat bu eleştirilerini şöyle bir cümle ile başlayan Sultan Abdülazlan'a mektup olarak yazıyor. Diyor ki, padişahım diyor, padişahlar saraylara en son giren şey doğruluktur diye başlayan bir mektupla, uzunca bir mektupla, bu mektupla aslında çok iyi bir siyasal sistem eleştirisi. Çok da üzerinde bizim hani hiç akademik literatürde çok kullanılmayan bir metindir. Çok sağlıklı eleştiriler yapar. Ve bu eleştirilerini de doğrudan padişah ilettiği için hani ben çok art niyetli bir böyle hınç ifadesi biraz ağır Fazıl Mustafa Paşa için. Ama siyasal sisteme ilişkin eleştirilerini ve kendi eleştirilerini destekleyecek nitelikteki entelektüeli davet edip birlikte çalışıyorlar ama çok kısa bir birliktelik zaten. Bir süre sonra da aralarında ayrışıyorlar ve bu bahsettiğin yeni Osmanlı aydınları Osmanlı ülkesine geri dönüyorlar.
Hocam şimdi az önce bu modernleşmeden bahsettiniz. Osmanlı da aslında modernleşme girişimlerini 18. yüzyıl öncesi ve sonrası diye yine kitapta da ikiye ayırıyorsunuz. Doğru. Özellikle 18 yüzyıl öncesi modernleşme girişimleri eskiye dönüş, maziye dönüş, yani kanuni öncesine dönüş. 18. yüzyıldan sonrakiler ise daha çok modernleşme ve batılılaşma. Burada nasıl bir sorun yaşanıyor? Şunu söyleyeyim, 18. yüzyıla kadarki süreci zaten literatürde de ıslahat diye tanımlanır. Yani sistemi değiştirmiyorsunuz, modern olduğunuzu, üstün olduğunuzu kabul ediyorsunuz ama sisteminizin ıslaha ihtiyaç duyulan noktaları var, onları çözme üzerine odaklanıyor. Ondan sonra ise modernleşme süreci başlıyor. Orada artık tırnak içinde Batı'nın belli alanlarda 19. yüzyıldan sonra ise her alanda üstün olduğu kabul ediliyor. Ve süreç batılılaşma üzerine yürüyor. Bu kitapta hocam bu yeni Osmanlı düşüncesi diye o dönem için geçerli olan düşünceden neyi anlamalıyız? Orada tabii bana yine kitapta ilginç gelen bir tanımlama var. Karl Marx'ın özellikle ilk Türk meşrutiyetçilerini Kur'an'a dayanan bir purist partisi olarak nitelendirmesi de ilginç geliyor. Yani bunu ne anlıyoruz yeni Osmanlı düşüncesi derken? Şurada bir anekdot anlatayım size. Aslında Osmanlı aydınlarının kendi düşündüklerini topluma anlatma konusunda İslami referanslar kullanmasının tek örneği yeni Osmanlılar değil. Mesela Osmanlı'daki ilk sosyalist grup olarak bilinen iştirak grubu da 19. yüzyılın sonlarında iştirak diye bir dergi çıkartıyorlar. Derginin mottosu şu ifade, birinci sayısında, kocaman birinci sayfada bir Karl Marx resmi var. Sakallı bir portre. İştirak ifadesinin hemen altında da ahniyanın servetinin 1/40 fukaranın hakkıdır ifadesi var. Yani zekattan. Evet, zekattan diyor. Şimdi böyle başlıyorlar. Dolayısıyla yeni Osmanlıların da bu kadar çok böyle İslami referanslar göstermesi Marx tarafından öyle, yani bir taraftan toplumcu bir taraftan da İslami referanslar kullanması itibariyle öyle değerlendiriliyor. Evet. Ben de hocam bu işçi hareketleriyle ilgili çalışmalarımda Osmanlı döneminin sosyalistlerinin çıkardığı bir dergide şöyle bir ifadeye rastlamıştım. Şöyle diyor, işte yoldaşlarımız için İstanbul'da Sultanahmet'te okutacağımız hatimlere hepinizi davet ediyoruz diye sosyalist partilerin şeyleri vardı, Osmanlı sosyalistlerinin. Evet. Şimdi hocam kitapta bir de benim dikkatimi çeken önemli noktalardan biri de bu yeni Osmanlılar hareketi içerisinde tek bir tipe rastlamıyoruz. Yani ideolojik olarak da, yani bir taraftan anayasacı liberalizm var, bir taraftan modernist İslamcı diyebileceğimiz kitleler var, Türkçüler var, sosyalistler var. Şimdi bu kadar farklı bakışı olan insanları bir arada tutan temel şey neydi? Bakın ben geriye dönüp baktığımda Türkiye'deki siyasi düşünce tarihi diyebileceğimiz tanımlamayı veya Türk siyasetçilerinin eylem ve söylemleri üzerine analiz yaparken böyle çok ağır ifadeler kullanılmasından çok rahatsız olurum. Yani işte vatan hainiydi, memleketi satıyordu, bilmem ne. Bu tür ifadeler çok ağır. Her memleketini seven insanın bu ülkenin geleceğiyle ilgili kendi zaviyesinden önermeleri var. Kimisi o dönemin koşullarında bugün de öyleyiz. Yani kendi aramızda ülke problemlerine ilişkin bakış açılarımız var. Hiçbirimiz bir yek diğerimizi vatana ihanetle suçlayamayız. Hepimiz kendi durduğumuz yerden bir yanlışı görüp nasıl düzeleceğini, kendi perspektifimize göre nasıl doğru olacağını tanımlarız. Yeni Osmanlı aydınları dediğimiz kişilerin de ortak rahatsızlığı şu, ya bu kadar şey yaptık ama hala istediğimiz gibi düzelmedi bu devlet. Peki nerede eksiklik yaptık? Hepsi
farklı farklı işte içerisinde siyasal İslamcılığın kurucusu olan Namık Kemal de var. Daha toplumcu, daha bugünkü referanslarda belki farklı şekilde değerlendirebileceğimiz, ideolojik gruplara mensup olduğunu düşünebileceğimiz isimler de var. Ama ortak noktaları şu, yapılan bunca reform girişimine rağmen, bunca çabaya rağmen sorun çözülmüyorsa o zaman koruduğumuz ve hiç dokunmadığımız alan, yani siyasal alan eksik kalmış. Bu siyasal alanla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Yapılmazsa, işte mesela kitapta da görmüşsünüzdür, Mustafa Reşit Paşa'yı ve Tanzimat reformlarını diyelim, Yeni Osmanlılar eleştiriyorlar. Ama eleştirileri bunlar kötü olmuş noktasında değil. İki tane ana eleştirileri var. Bir, güzel şeylerdi ama eksiktiler bunlar. Yeterli değil. İki, çok güzel şeylerdi ama bürokrasi ve siyaset bunları hayata geçirmekte yeterince istekli davranmadı. Dolayısıyla geldikleri noktada bunlar devam etsin ama siyasal alanda da, yani bunların bu reformların hayata geçirilmesi noktasında yetkili olan siyasal alanın da bu reformları hayata geçirmeye zorlayıcı bir durumda olması gerekir. Yeni Osmanlılar aslında bir arada tutan, bir araya getiren şey tam da bu. Bütün bunların hayata geçirilmesi için siyasal sistemde bir değişiklik yapılmalıdır önermesi. Hocam şeyde kitapta bence yine önemli diye benim... Aslında Tarkan Bey, çok önemli yerler var. Ben şimdi saate baktım, 28 dakika olmuş. Daha çok önemli yerleri hiç konuşmadık ona göre. Tamam, tamam hocam. Şimdi bu özellikle benim hani notlarımda hocam, epey not aldım. Meşrutiyeti savunanların özellikle yeni dönemde eski kavramlarla yeni kavramları birleştiriyorlar. Yani mesela işte usulü meşveretten parlamenter düzen diyorlar. Şurayı parlamentoya benzetiyorlar. İşte seçimi biata benzetiyorlar. Kamuoyun ehli hal ve akt diye bu İslami kavramlarla getirmek istediği düzendeki kavramları birleştiriyorlar. Bir bu, bir de bu özellikle kimlerle istişare edileceği üzerinde çok tartışmalar, evet, yaşanıyor. Bence özgün kısım orası. Evet, orada Veşavir Hum fil emrdeki o meşveretin kavramındaki hum, yani kimlerle istişare edileceği, bu o yeni Osmanlılar içerisindeki aslında tartışmaları da belki biraz açmak lazım. Buradan ne kastediliyor, bu tartışmaları, evet, ele alarak bugüne gelelim. Yakalamışız hocam demek ki. Evet. Yani bence asıl konuşmamız gereken yer burasıydı. Burada da şöyle bir şey yapalım. Şimdi kendinizi bir an için 1850'li 1860'lı yıllarda yaşadığınızı düşünün. Ve çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki demokrasi olsun, seçim olsun, meclis kurulsun, meclis seçimle göreve gelsin. Ve gerek duyduğunda yürütmeyi görevden alabilsin. Şimdi bunları söylemek kolay değil o toplumdan. Bunları söylerken toplum tarafından kabul edilebilecek bir formda bunu sunmanız lazım. O da ne? O da şuradan başlıyorlar. Diyorlar ki aslında İslam devleti başlangıcında İstişareye dayanan bir devletti. Osmanlı Devleti, hatta Emevilerden başlıyorlar. İşte vüfut meclisleri diye bildiğimiz valilerden oluşan meclisler. Emeviler, Selçuklular, Osmanlılar, işte Selçuklu ve Osmanlı'daki divan geleneğini anlatarak diyorlar ki devlet sağlıklı işlerken, işte Kanuni dönemine kadar, Kanuni döneminin sonuna kadar divan çok sağlıklı bir şekilde belli aralıklarda toplanır ve bir anlamda bir istişare mekanizması olarak görev yapardı. Fakat bozulmaya başladıktan sonra bir, divan sağlıklı toplanmamaya başlandı. İki, divan üyesi olarak davet edilen kişiler toplumu temsil etmekten, toplumun problemlerini yansıtmaktan uzak kişiler oldular. Dolayısıyla biz eğer bir şey yapacaksak bu mekanizma tekrar kurulmalı. Buradan hareketle meşveret dedikleri, yani o eski dönemdeki istişareye dayanan yapıyı yeniden kuralım diyorlar. Bunu niye söylüyorlar? Bunu da şuradan, yani demokrasi getireceğiz demiyorlar. Ama
demokrasi dediğiniz şey, Batı'da demokrasi denen şey budur. Dolayısıyla bakın siyasal sistemi revize edeceğiz, demokrasi getireceğiz derseniz direkt kafadan aşırı batılılaşmacı bir forma sizi yerleştirirler ve eleştirilirsiniz. Onun yerine demokrasi kavramını hiç kullanmadan usulü meşveret. Usulü meşveret insanların zihninde, devlet adamlarının zihninde, entelektüelin zihninde biraz önce çizdiğim divan geleneğini evet, yansıtıyor. Divan, onu bir yere koyuyor. Peki bize bu sistemin adı bu. Kiminle istişare edeceksiniz? Onun için de meşveret meclisi kavramını kullanıyorlar. Ona da batıdaki karşılığı parlamento. Yani parlamentonun yerine ne kullanabiliriz? Parlamento dersek tartışılır veya kabullenilmesi zor olur. O zaman onun yerine meşveret meclisi diyelim. Meşveret meclisi evet. Evet. Sonra diyor ki bu meşveret meclisi nasıl oluşacak? Biz eğer dersek ki seçimle göreve gelsin dersek, Batı'da öyle çünkü biz bunu istiyoruz ama seçimle göreve gelsin dersek o İranlı eleştirilerle karşı karşıya kalacağız. O zaman İslami literatürdeki biat kavramını onun yerine kullanıyorlar. Bir de son olarak belki sizin zikretmediğiniz dördüncü bir kavram var orada. O da kamuoyu yerine. Kamuoyu hocam. Evet. Kamuoyu ehlihal yerine, ve akt diye. Ehlihal ve akt kavramını kullanıyorlar. Yani siyasal iktidarları göreve getiren, görevden alan siyasi güç olarak. Şimdi bunları kullanıyorlar. Peki bu hepsini kabul ettik diyelim. Meşveret meclisi ya da bu anlamda kendileriyle istişare edilecek kişiler kimler? Kimler olmalı? Bu çok önemli bir tartışma. Sizin biraz önce söylediğiniz ayet-i kerime burada kullanılıyor. Yani Şura suresi 38. ayet. Bir de ilave olarak Ali İmran suresi 159. ayet. Yani emruhum şura beynehum. Eşavirhum fil emr. Burada iki ayet-i kerime var. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şura iledir. Şimdi orada bir hüm zamiri var. İkincisi, ikinci ayet-i kerime Ali İmran 159. Orada da eşavirhum fil emr. Gene hüm var orada. Peki hüm kim? Yani hüm Arapça onlar dediğimiz. Demek yani. Onlarla istişare edeceğiz de onlar kim? Bu soru çok basit bir soru gibi gelebilir size. Şöyle düşünün. Amiyane tabirle Osmanlı ülkesi 72,5 milletten oluşuyor. Millet dediğimiz şey aslında Osmanlı toplumundaki dini yapılar. Peki bir de şunu söyleyelim buraya geçmeden önce. Batı'da bu usulü meşveret dediğimiz ya da onların usulü meşveret olarak tanımladıkları demokrasi ve sonrasında oluşan meşveret meclisleri, parlamentolar ne iş yapıyor? Bu anayasa hukuku literatüründe iki tane iş yapıyorlar bunlar. Birisi yürütmeyi denetlemek, diğeri yasama faaliyeti yapmak. Şimdi 1860'lı yıllarda yaşıyorsunuz. Osmanlı Devleti'nde yürütmeyi denetlemek dediğiniz yürütme kim? Padişah yani İslam Halifesi. Değil mi? Peki kanun, yasama faaliyeti dediğiniz şey nedir? Şer'i hukuk. Değil mi? Şeriat. Evet. Teşri ve tenfiz diye hocam evet. Kitapta belirtiyorsunuz yasal aynen öyle. Olarak. Ama burada çok kritik bir şey var. Şimdi 72,5 millet var. Yani bunun içerisinde Müslümanlar var. Gayrimüslimler kendi içerisinde bir sürü yapıda. Kabaca aşağı yukarı Osmanlı'daki nüfus yapısına baktığımızda %40-%60 civarında bir Müslüm gayrimüslim oranından bahsetmek mümkün. Peki siz şimdi burada Hazreti Peygamber'in Hendek Savaşı'ndaki gayrimüslimlerle, Musevilerle istişaresini örnek gösteriyorsunuz. O zaman Osmanlı toplumundaki bütün bu gayrimüslimlerle demek ki hüm zamirini içine sokuyorsunuz, sokmanız gerekecek. Evet. Eğer sokarsanız karşımıza iki tane problem çıkıyor. Bir, seçeceğiniz meclis İslam halifesine dur diyecek. İki, seçeceğiniz meclis şer'i hukuku belirleyecek. Şimdi bu çok 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 ağır bir durum bu. Yani şeriatı belirleyecek, halifeye dur diyecek.
meclisin içerisinde hum diyorsun, herkes olsun diyorsun. Herkes olursa bu bir tartışma konusu. Olmazsa bu sefer de demokrasi olmayacak. Toplumun %40'ını dışarıda bırakmış oluyorsunuz. Şimdi bu tartışma gerçekten cevap verilmesi çok güç bir tartışmadır. Ve Yeni Osmanlı aydınlarını belki farklılaştıran şey de bu tartışmada takındıkları tavırdır. Çok gayet demokratik bir biçimde diyor ki biz madem böyle bir şey yapacağız, bu ülkeye hizmet eden herkes, bu ülkede yaşayan bütün herkes kendisiyle istişare edilebilecek düzeyde insandır. Dolayısıyla hüm dediğimiz grubun içerisine Müslüm ya da gayrimüslim herkes girmeli. Bir parantez daha açayım burada. Bu tartışmaları yaşadığımız dönemde Batı'da, parlamento olan ülkelerde Katolik, Protestan, Ortodoks, yani Hristiyanın değişik kolları diyeceğimiz nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerde bırakın farklı dinlerden olmayı, Hristiyanın farklı mezheplerinden olan vatandaşların bile bu tür hakları tartışma dışıyken, hiç onlar sisteme katılmazken Osmanlı, Yeni Osmanlı aydınları çok çok, yani dönemin koşulları itibariyle çok ileri bir noktadan işe başlıyorlar. Diyorlar ki biz eğer bir böyle bir siyasi yapı kuracaksak buradaki hüm zamirinin içerisine Müslüm ya da gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarını dahil etmek durumundayız diyorlar. Bu bence Türkiye'de hani demokrasi tartışmaları ile ilgili yürütülen ve Osmanlı'daki demokrasi tartışmalarını aşağılayan, biraz küçümseyerek bakan insanlar için amiyane tabirle kapak olacak bir başlangıç noktasıdır. Evet. Hocam orada tabii hum zamirinin içine gayrimüslimlerin girmesini ikna etmekte iki ayet, az önce sizin saydığınız, bahsettiğiniz iki ayetle bir de iki örnek, birini siz verdiniz, Peygamber Efendimiz'in evet. Hendek Savaşı, bir de Ebu Süfyan örneği veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam hocam evet. Kitapta. İknada bunlar kullanılıyor ve etkili oluyor. Yani çok ikna etmekte. Bir de hocam bir katkı sağlayayım, kitapta siz sonuç bölümünde söylüyorsunuz. Kanuni esası geldikten sonra yapılan seçimde, yani Osmanlı'daki durumu anlatmak açısından %60'a 40 nüfusunu, yeni oluşan mecliste 117 mebus var. Bunların 69 tanesi Müslüman, 46 tanesi gayrimüslim. Evet. Onlardan oluşan bir meclis oluşuyor. Orada da bir şey yapalım. Şimdi biliyorsunuz 1876 yılının sonunda Yeni Osmanlıların bu mücadelesini yaptıkları meşruti yapı kurulur, kanun esası ilan edilir. Kanun esası de kimler, ha burada tabii bir şeyi daha atlamamak lazım. Bu tartışma aslında iki boyutlu tartışma. Başlangıç noktası çok ağır, bakın tekrar söyleyeyim. Batı'da biraz önce söylediğim örneklerdeki farklı Hristiyan cemaatlere mensup, mezheplere mensup insanların oy kullanması tartışılıyor. Yani oy kullandırtmıyorlar. Bizde iki tane tartışma var. Bu hüm dediğimiz şey, bir, oy kullanabilirler mi? İki, milletvekili olabilirler mi? Yani meclise girebilirler mi? Bu ikisi çok çok farklı ve önemli tartışmalar. Hem seçme hem seçilme hakkı. Evet. Seçme ve seçilme hakkı diye tanımlayabileceğimiz şey. Nitekim anayasa hiç bu ayrıma girmeden herkes Osmanlı vatandaşı olarak tanımlıyor ve bütün Osmanlı vatandaşlarının da aynı haklara sahip olduğunu 1876 kanun esası söylüyor. Hemen akabinde 1877'de seçimler yapılıyor. Seçimlerde de tabii bu arada şunu söyleyelim, çok detay bir noktaya belki çok fazla izleyicilerin kafasını karıştırmamak adına girmeme taraftarıyım. Dönemin tırnak içinde seçim kanunlarına göre parlamento 1877 yılı başında seçiliyor. Mart ayı başında toplanıyor. Törenle toplanıyor. Toplandıktan sonra tekrar söyleyeyim, dönemin anayasal ve seçimle ilgili mevzuatı gereği 4 ay çalışıyor. 4 ay, yani birinci meclisimiz bizim 1877 meclisi, ilk meclis 4 ay çalışır ve bu 4 aylık parlamento içerisinde sizin biraz önce söylediğiniz gibi aşağı yukarı milletvekillerinin temsil oranı işte 68-69, 47-48 farklılıklar, farklı kaynakları, farklı kavramları var.
Böyle bir şey. 4 ay sonra meclis mevzuat gereği tatile gidiyor. Yani görev süresini tamamlıyor. 1877 yılının sonbaharında tekrar seçim yapılıyor. İkinci seçimlerimiz yapılıyor. Orada da 56'ya 40 yaklaşık rakamlar. Yani 56 Müslüm, 40 gayrimüslim mebus seçiliyor. Ve görev yapıyorlar. Sonra da hepimizin bildiği işte 2. Abdülhamit'in Osmanlı coğrafyası, Osmanlı ülkesi henüz bu tartışmalara hazır değil. Dolayısıyla biz meclisi ve bu sistemi askıya alalım, milleti hazırlayalım, toplumu ve devlet yapısını buna hazırlayalım. Ondan sonra tekrar meşruti rejimi yeniden ilan ederiz diye 2. Abdülhamit'in tatile gönderdiği bir şey var. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim bu konu kapanmadan. Evet. Bu benim söylediklerim Osmanlı, klasik bir Osmanlı hayranının söylediği şeyler değil. Bu Batılılar tarafından da kabul edilen bir şey. Mesela dönemin İngiliz Büyükelçisi Layard, 1. Meşrutiyet Meclisi'ndeki temsil oranından hayranlıkla bahsediyor. Diyor ki işte burada farklı dinlere, farklı etnisitelere mensup birçok insan temsil ediliyor ve bu haliyle, bu yönüyle bu takdire şayan bir şeydir. Yine benzeri bir şey daha söyleyeyim. Bu meclisler kuruldu ama hiçbir şey yapmadı şeklinde küçümseyici yaklaşanlara da örnek vereyim. Çok, yani lütfen tutanakları okusunlar. Çok ama çok böyle zengin tartışmalar var. Çok özgür tartışmalar var. Hatta yine dönemin Osmanlı'yı takip eden bir Alman gazetecisi Karl Blanch şeyle tanımlıyor. Diyor ki inanılmaz güzel iş çıkardılar. Çok iyi iş çıkardılar. Çok iyi çalıştılar diyor. Dönemin koşulları itibariyle 1877'de toplanan iki mecliste çok demokratik bir ortamda. Tabii şöyle bir anakronizm içerisine girmeyelim. Bunları söylerken bugünkü seçimlere benzer bir şekilde demokratik bir seçim yapılmıştır demiyorum. Dönemin koşulları itibariyle dönemin diğer demokratik ülkelerle kıyaslandığında onların belki biraz ilerisinde demokratik bir süreç işletmişler. Hem seçim sürecinde, hem parlamentonun oluşumunda, hem de parlamentonun çalışma sürecinde biz Türkiye'de demokrasi tartışmaları böyle bir ortamda başladı. Hocam bu meclis-i mebusanın bugünkü Türkiye'ye baktığımızda demokrasisi, demokratik hayatına, demokratik tecrübesine katkı sağlamış olarak değerlendirebilir misiniz? Tabii ki. Yani ben burada tabii farklı bir tartışma oluşturmak istemem ama aslında bu süreci inkıtaya uğratan şey klasik İttihat Terakki zihniyetidir. Özellikle 1908'de ve 1909'da kanun esası tadilleriyle yeni Osmanlıların oluşturdukları bu hoşgörü zemininin, bu farklı din ve gruplara hoşgörülü bir biçimde yaklaşan siyasal aurayı diyelim, 1909'da etnik milliyetçilik yaparak bozmuşlardır. Bozdukları için inkıtaya uğramıştır bu süreç. Onu altını çizerek belirtmek lazım. Yani düşünün 72,5 millet dediğimiz farklı din ve etnik yapılardan oluşan ve rahatlıkla bir arada yaşayan toplumun içerisinde pan-Türkçülük, pan-Turancılık gibi yaklaşımlarla imparatorluk temellerine dinamit koyabilecek bir söylemle iş başına gelen bir iktidardan bahsediyoruz. Eğer bu süreç cihatçıların bu tavırlarıyla inkıtaya uğramamış olsaydı bizdeki demokrasi süreci çok daha belki farklı şekilde cereyan edecekti. Ben birinci meşrutiyet ve sonrasında şunu eleştirebiliriz, tartışabiliriz. Yani 2. Abdülhamit'in tatile göndermesi doğru muydu, yanlış mıydı? Bunu ayrı bir tartışma konusu yapabiliriz. Ama asıl bu geleneği inkıtaya uğratan şey İttihat Terakki zihniyetidir. Hocam son sorum biraz da yani benim kitaptan çıkardığım önemli analizlerden biri
Yani burada Ulum, Hürriyet, Basiret gibi gazetelerden, bir de Londra'da çıkan Muhbir gazetesinden çok önemli veriler kitapta yer alıyor. Çok önemli tespitler var. Bu tespitlerde dikkat çekici olan bir şey var. Bütün bu yeni Osmanlıların yazılarında hedef aldıkları bir düzen var. Bu düzen daha çok somut bir şey hocam, meclis, işte seçim, parlamento gibi somut veriler yer alırken, o dönem hani batıda olduğu gibi insan hakları, din özgürlüğü, sınıf çatışmalarının engellenmesi gibi konular genellikle yer almıyor. Bunun nedeni şu mudur? Yani Osmanlı'da zaten din özgürlüğü alanında, sınıf farklılıkları alanında ya da insan hakları alanında problem olmamasından dolayı mı özellikle bu düzeni kuranlar bu kavramlardan hiç bahsetmiyorlar? Şimdi şöyle, aslında ben kitapla ilgili konuşmaya başlamadan önce modernite, modernleşme süreciyle ilgili çerçeveyi onun için çizdim. Yeni Osmanlıların aslında eksik gördükleri ve mutlaka yapılması gerektiğini düşündükleri şey siyasal sistem. Çünkü diyor ki aslında bizim bir güzel işleyen bir toplumsal yapımız vardı. Aksaklıklar oldu, bu aksaklıkları giderecek reform çalışmaları oldu. Ama bunlar siyasi iktidarlar tarafından hayata geçirilemedi. O zaman yeni Osmanlıların bütün eleştirileri burada odaklanıyor. Yani bizim, sizin biraz önce söylediğiniz gibi insan hakları anlamında, inanç özgürlüğü, inanç özgürlüğü anlamında çok ciddi bir problemimiz yok. Zaten biz bu anlamda özgür bir toplumuz. Her farklı din ve etnik gruba mensup insan kendi özgürlüğünü yaşayabiliyor. İmparatorlukların doğasında da bu var zaten. Orada bir problemimiz yok. Ama siyasi iktidarların bazen bu tür konularda gösterdikleri tavırlar sebebiyle kontrolsüz tavırları kontrol altına almak gerekir. Bunun yolu da siyasal sistemde yapılacak bir değişiklik. Böyle gördükleri için siyasal sistemi tartışmanın odağına yerleştiriyorlar. Ve diyorlar ki eskiden olduğu gibi halife yanlış yaptığında kendisine kılıcıyla dur diyebilecek bir istişare ortamı olmalıdır. Halifeye rahatlıkla insanlar yanlış yapıyorsun diyebilmeli. Halife de insanların bu davranışından istişare edin, kendileriyle istişare edilmesi emrolunan vatandaşların, tebaanın bu davranışından rahatsız olmamalı. Onların iyi niyetle bunları eleştirdiklerini söyleyebilecekleri bir düzen yeniden kurulmalı. Eleştirileri ve çıkış noktaları burası. Ama özgün olan tarafları tekrar altını çizmek lazım. Yani bu tartışma, yani sizin biraz önce söylediğiniz seçme ve seçilme hakkı diye bugünkü karşılığı da söylediğiniz, yani kiminle istişare edeceksiniz sorusunun cevabı ve yeni Osmanlıların verdikleri bu sorusu ve onların verdikleri cevaplar bu anlamda çok çok bence önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Ya maalesef bu konuda literatürde, yani Türkiye demokrasi tartışmaları yapılırken Türk demokrasisi sanki böyle Cumhuriyet'le beraber başladı. Ondan önce bu hiç Türkiye'de konuşulmadı gibi bir algı var. Bütün bunları lütfen daha sağduyulu bir şekilde görelim. Bunun üzerinde Türkiye'de çok fazla akademik çalışma yok. Neredeyse hiç yok, yani öyle söyleyeyim. Çok az, birkaç örnek söyleyebiliriz. Bu eksikliği gidermek üzere ben yani bu yüksek lisans tezini yaptım. Dediğim gibi bu bir yüksek lisans tezi sonuçta. Bu konuda mutlaka yeni akademik çalışmalar bu alanı beslemeli. Ve Türkiye'deki demokrasinin öyle türedi bir kavram olmadığı ve demokrasi diye tanımladığımız hukuk devleti, insan hakları gibi temel referansların aslında bu coğrafyanın yabancı olmadığı kavramlar olduğunu görmek zorundayız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha aldığım epey notlar ve hazırladığım sorular vardı ama vaktimiz sona geldi. Kitabı okumak isteyenlere de Pınar Yayınları'ndan çıktı. Kitabın adını tekrar söyleyelim. Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet, Yeni Osmanlılar'da Demokrasi Tartışmaları.
Ben özellikle hocam... Şöyle yani, kapağını da gösterseydin ya, verseydin. Evet, şeyden ters göründüğü için hocam şöyle gösterelim yine de. Burada kitap ve bu kitapta bahsettiğiniz gibi hocam gerçekten 1800'lü yılların sonlarındaki o gazetelerdeki yazılardaki tartışmalara baktığımızda gerçekten her birinin önemli siyaset analizleri olduğunu da mutlak surette göreceğiz. Üstelik hocam bu ikna edici metotlar da yani fikirlerini de aynı zamanda çok ikna edici bir biçimde örneklerle veriyorlar. Dolayısıyla okumayan arkadaşlarımıza da izleyicilerimize de buradan tavsiye ederim. Yusuf Hocam çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği adına hem Genel Başkanımız Musa Kazım Arıcan'ın hem de Şeref Başkanımız Sayın D. Mehmet Doğan'ın selamları var. Mehmet abimizin biliyorsunuz son bir Doğan Sözlük çıktı hocam. Onu da imzaladı sizin için. İnşallah. Evet, yani konuklarımıza Doğan Sözlüğün son çıkan baskısını imzalı bir şekilde veriyoruz hocam. İnşallah yarın size ulaştırmış olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz hocam. Eğer varsa bir söyleyeceğiniz onunla. Yok, Türk lisanı bir laf ola diyelim sadece. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Samimi bir sohbet oldu. Arada kaçmış olabilir ağzımızdan böyle milleti üzecek şeyler. Tamamen dostane bir sohbet ortamı olsun istemiş. Eyvallah. Öyle oldu hocam. Eminim ki izleyicilerimiz de bunu takdir edecektir. Değerli izleyicilerimize de bize vakit ayırdıkları için Türkiye Yazarlar Birliği adına teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.